Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda bir tripod ve onunla birlikte şu şekilde bir aydınlatmalı yuvarlak daire şeklinde ışıklı bir çerçeveli tripod başlığını inceleyeceğiz. Bu şekilde 26 santimlik bir boyutu var. Yanlış bilmiyorsam 10 inçe kadar destekliyor. Bunun içerisinde hemen sizlere göstereyim. Daha sonra tripod kısmını göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde bu eskiden böyle lambalar olurdu yuvarlak şekilde. Ben bunu ona benzetiyorum açıkçası. Böyle bir görüntüye sahip. USB ile çalışıyor. USB bağlantısını yaptığımızda burada kumandası da var. Birazdan ben bunun testlerini de göstereceğim sizlere. Şu şekilde iki tane aparat da geliyor arkadaşlar ürünle birlikte. Bu aparatı buraya takıyoruz. Birazdan hepsini detaylı şekilde montajda göstereceğim. Bu da tripod üzerine takılıyor. Yani tripodla bu ışığın bağlantısını yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi ben alt tripod kısmını göstereyim sizlere. Şu şekilde. Üç ayaklı. Oldukça hafif bir ürün arkadaşlar. Şuradan mandalları var. Standart tripodların hepsinde olan. Şu şekilde bunu açabiliyoruz. Şöyle bunu sıkıştıralım. Buradan iki parça daha çıkıyor ve oldukça yükseğe çıkıyor arkadaşlar. Tripod öyle kısa değil. Şu şekilde iki parça olarak daha çıkıyor. Ben ayak kısmını biraz daha kısa tuttum şu anda. Hatta şimdi de şöyle indirelim. 2 metre 10 santime kadar yükselebiliyor diye biliyorum. Tam boyu emin değilim. Şimdi ben şu parçalarını sizlere göstereyim. Öncelikle şu ürünü ışıkla tripodun bağlantısını sağlıyor demiştim. Şu kısmı, vidalı kısmı buraya takmamız gerekiyor. Işığı yönlendirebilmemize yarıyor bu. Altında şu şekilde göstereyim hemen. Şöyle döner bir mekanizma var. Bunu buraya sabitliyoruz. Daha sonra bu altta görmüş olduğunuz vida yerini buraya oturtmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, bunu bu şekilde oturtuyoruz ve son montajını yapacağımız kısım ise telefonu tutmaya yarayacak olan aparatımız arkadaşlar. Bu şekilde bu da oynar bir başlığa sahip. Aynı zamanda şu alt kısımda şu şekilde oynama yapabiliyor. Şimdi bunun bir de ışık testini yapalım arkadaşlar. USB ile elektrik alıyor ışığımız. Herhangi bir USB bağlantısı, adaptör olur, bilgisayar olur, powerbank olur. Bu size kalmış bir şey. Ben şimdi bunu bilgisayara bağlayayım ve şuradaki kumandaları ne işe yaradığını sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet, şu anda bilgisayarımızın başındayız ve bilgisayarımızın USB yerine takıyoruz arkadaşlar. Şimdi ışığı kapatalım. Şu şekilde kasamızın RGB'lerini de kapatalım. Şu an odadaki bütün ışıkları kapattım. Şöyle. Şimdi burada şu şekilde şu an sadece bu tripodumuzun ışığı var. Şu şekilde burada bir kumandamız var. En alttaki, üstünde de yazıyor zaten, on off tuşları. Şu eksi ve artı olanlar ise ışığın şiddetini azaltıp artırıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şu an bu en kısık ayarı. Ve en yüksek ayarı bu şekilde. Tripodumuzun 3 farklı ışık rengi var arkadaşlar. Gün ışığı, sarı ışık ve beyaz ışık. Bu da şuradaki bu döngü işareti olan tuş üzerinden şu şekilde. Şu an sarı ışıkta,
ama çok fazla belli olmayabilir. Şöyle duvardan göstereyim ben sizlere. Şu an beyaz ışıkta. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Duvarda beyaz ışık yansıması var. Kamerada bu yuvarlak ışığın çok fazla rengi belli olmuyor. Şu da gün ışığı arkadaşlar. İlk ışığımız. Bu şekilde. Sarı ve gün ışığı hemen hemen aynı bir tona sahip. Sarı ışık biraz daha koyu. Bu şekilde 3 farklı ışık çeşidimiz var arkadaşlar. Buradan bu şekilde açma kapatma olayını da yapabiliyoruz. Tripodla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gayet güzel, hoşuma gitti. Evet, plastik aksamları biraz korkutuyor. Ne kadar uzun süre gideceğiyle alakalı. Ama şu an için gayet güzel, performanslı bir ürün. Ürünle ilgili satın alma linkini ben aşağı yorum kısmına bırakacağım. Almak isteyen, incelemek isteyen ürünü oradan inceleyebilir arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.